Sahuru ile seherlerimizi ihya ettiğimiz, orucu ile ruhlarımızı dinlendirdiğimiz, teravihleri ile gönüllerimizi oluşturduğumuz, kendimizi yenilediğimiz bir vahdet ayı içerisindeyiz. Ramazan imsakıyla bizlere sabrı, iftarıyla şükrü öğreten bir irfan mektebidir. Konya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun hazırladığı aile seminerleri programına hepiniz hoş geldiniz. Cümlelerime başlamadan önce hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve hidayetiyle saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan pek çok yönü itibariyle bizlere bir okul ve bir mekteptir. Bizler için bir aynı zamanda kamp programıdır. Bugün bendeniz Selçuklu Müftülüğü Uzman Vaizi Cemalettin Oruç, Ramazan ayının aileye kazandırdıkları isimli programıyla sizlerin karşısında olmaktayım. İbadetler Allah'ın kullara emrettiği ve bizler tarafından da yapılması gerekli olan Allah'ın emirleridir. Bunlardan biri de şüphesiz ki Ramazan ayında bir ay boyunca tuttuğumuz oruçlarımızdır. Oruç ve Ramazan hem birey açısından bizlere olgunluk sağlayan, aynı zamanda da topluma dayanışma ve kardeşlik, birlik şuurunu öğreten bir ibadettir. İbadetlerimizin bize bakan yönü itibariyle pek çok hikmetleri gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadis-i şeriflerde bizlere anlatılmaktadır. Ben de bugün sizlere Ramazan ayının ailemize kazandırdıkları nelerdir? Ramazan ayında bizler anne ve baba olarak, çocuklar olarak, akrabalar olarak, komşular olarak Ramazan ayından ne şekilde istifade ediyoruz veyahut ne şekilde istifade etmemiz gerekir? İnşallah vaktimizin el verdiği ölçüde bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Konumuza başlamadan önce kısaca aile hayatıyla ilgili İslam'ın prensipleri çerçevesinden hareket ederek üç tane temel kavram üzerinde durmanın yerinde olacağını düşünmekteyim. Bunlardan ilki ailede saygı kavramıdır. Bir aileyi meydana getiren, ailenin devamını sağlayan, uzun süre, hayat boyu, vefata kadar ailemizi devam ettiren en önemli unsurlardan biri saygı unsurudur. Saygı, başta kişinin kendisinde başlayan bir süreci ifade etmenin yanı sıra, aynı zamanda karşılıklı bir durumu da söz konusu olan bir gerçektir. Aileye ilk adım atıldığı zaman unutmamamız gerekir ki evlatlarımızla, çocuklarımızla birlikte biz bir aileyi oluştururken aynı zamanda da yeni bir ailenin de temellerini atmış oluyoruz. Zira bir toplumu meydana getiren unsur aile ise, aile de kendi içerisinde yeni aileleri oluşturan bir müessesedir. Eşler arasında duyulan ve olması gereken saygı korunmalı, gerek erkek tarafından gerekse kadın tarafından da bu saygı her zaman muhafaza edilmeye çalışılmalıdır.
Zira hayatın içerisinde madde olarak ifade ettiğimiz bazı gerçekler vardır ki bunlar kaybedildiği zaman yerine yenileri gelebilir. Bu mümkündür. Ama manevi olarak bazı değerlerimiz vardır ki bunları kaybettiğimiz zaman yerine yenisini koymamız veyahut eskisini yeniden inşa etmemiz belki zor olabilmektedir. İkinci kavram da aile içerisinde sevgi kavramıdır. Sevgi kavramı neden aile için çok önemlidir? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir ailenin oluşturulmasını sağlayan kavramlar olarak da zikredilen meveddet kavramıyla Kur'an-ı Kerim'de aile kavramından bahsederken karşılıklı bir şekilde bize sükunet ve meveddet kavramı karşımıza çıkmaktadır. Meveddet sevgi demek. Allah'ın Esma-ül Husna'sından bir tanesi de Ya Vedud ismidir. Vedud hem seven hem de sevilen demektir. Yine aynı şekilde sevgi aynı zamanda huzuru da beraberinde getirecek olan bir kavramdır. Eşlerinizle, ailenizle huzur bulasınız diye size eşler var eden Allah'ın ayetleri olarak ifade edilmektedir. Sevgiyle birlikte aile oluşur, aile büyür, kocaman huzurun, barışın, birlikteliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bir yuva haline gelir sevgiyle birlikte. Sevgisiz bir ağaç bile, bir yaprak bile, bir tabiattaki en küçük diyebileceğimiz organizmalar bile büyümezken sevgisiz bir ailenin de devam etmesi söz konusu olamaz. Hatta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sevgi noktasında çocuklarınıza mutlaka sevgi gösteriniz, onları sevgiyle büyütünüz ve onlara sevdiklerinizi ve eşlerinize mutlaka sevdiğinizi ifade ediniz demek suretiyle de sevginin devam etmesini bizlere tavsiye etmektedir. Ve bu şekilde ifade etmek suretiyle de sevginin güçlenmesine imkan sağlamaktadır. Yine üçüncü bir kavram olarak da rahmet kavramını ifade etmemiz gerekiyor. Aile denilince rahmet, rahmet denilince de gerek başta kendimize ve gerekse etrafımızdaki insanlara, eşimize, çocuklarımıza, çevremize ve tabiattaki her şeye karşı rahmet göstermemiz gerekir. Nitekim sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. Küçüklerine merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Merhamet etmeyen kimselere merhamette bulunulmaz şeklinde bir uyarıyla merhametin çok önemli olduğunu belirtmektedir sevgili Peygamberimiz. İşte başarılı, huzurlu ve mutlu bir ailenin en temel dinamiklerinden üç tanesinden bu şekilde kısaca bahsettikten sonra konumuz asıl olan Ramazan ayı ailelerimize peki bizlere ne kazandırmaktadır? Cümlelerimin başında Ramazan ayının bir eğitim ayı, bir kamp adeta bize eğitimin en güzel terbiyenin, sabrın, şefkatin, tahammülün en güzel örneklerinin öğretildiği bir aydır Ramazan ayı. Değil midir? Dünya ve dünyanın içindekiler Allah'ın bize sunduğu nimetler. Biz bu nimetlere kadir ve kıymet noktasında gerekli şükrü gösteremediğimiz takdirde
Allah bu nimetlerle bizi imtihan edeceğini beyan ediyor. Aile de bizim için dünyanın en büyük nimetlerinden biridir. Çocuklarımız da Allah'ın bize birer nimetidir. İşte Allah'ın nimetleri karşısında bir ay boyunca Allah'ın bizden istemiş olduğu bir ibadet olan Ramazan ayında tuttuğumuz oruç da ailemize büyük kazanımlar sağlamaktadır. Bunların başlıcalarından bir tanesi eğitimdir. Ramazan ayı gerek benliğimiz, gerek nefsimiz ve iç muhasebemizi iyi bir şekilde tanzim etmek için bir fırsat ayıdır. Bununla beraber aile olarak da dış dünyadan iç dünyaya kapandığımız ve kendi yanlışlarımız varsa onlar üzerinde düşünerek düzeltmeye çalıştığımız, doğrularımıza ilaveler yaptığımız ve manevi anlamdaki ahlaki erdem dediğimiz duygularımızı güçlendirdiğimiz bir dönemi ifade etmektedir. Takva bunlardan bir tanesidir. Doğruluk bunlardan bir tanesidir. Dürüstlük, sabır bunlardan birkaçıdır yalnızca. Bir ay boyunca ailemizle birlikte okuduğumuz mukabelelerimiz aynı zamanda bizler için bir eğitimin devam etmesini sağlar. Aynı zamanda ailelerimize de zamanın kadrini ve kıymetini en güzel şekilde kullanmanın fırsatlarını aralar. Ailecek okuduğumuz kitaplarımız bu ayda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan bağlılığımızın en güzel göstergelerinden onun hayatını kendi hayatımızla birlikte yaşamaya çalışacağımız ve bu noktaya yönelik attığımız adımlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la olan muhabbetimizi daha da güçlendirecek bir fırsatlar sunmaktadır. Çocuklarımıza Ramazan'ın neşesini, coşkusunu ebeveynler olarak mutlaka göstermenin gayreti içerisinde olmalıyız. Örnek olarak verecek olduğumuzda iftar saatinin yaklaştığı dakikalarda çocuğumuza vereceğimiz bir vazife, ezan saati noktasında bizi haberdar eder misin sevgili yavrucuğum dediğimiz zaman onun da bizimle birlikte o iftar coşkusuna eşlik ettiğini gözlerimiz görecek, gönüllerimiz de bu anlamda birbirleriyle kenetlenecektir. Yine sahurlara kalktığımız zaman imkanlarımız ölçüsünde kaldırdığımız yavrularımızı, çocuklarımızı hazırlayacağımız güzel ve sürpriz menülerle onlara da bu İslam'ın güzelliklerini öğretmenin bir fırsatının yaşandığı ay içerisindeyiz. Hayat çok hızlı bir şekilde bizi içerisinde devam ettirirken Ramazan ayında kalbi bir sükunet ve huzura eriştiğimiz bir aydır Ramazan. Çocuklarımıza o sahur saatine kalktığımızda işte yavrucağızım Allah'ın verdiği bu nimetlere şu an ezan okunduğu andan itibaren artık bizlere yasak gelmiştir. En sevdiğimiz su, yiyeceklerimiz ve içeceklerimiz bize iftar saatine kadar Allah Teala tarafından yasaklanmıştır demek suretiyle aynı zamanda dünyanın çeşitli coğrafyalarında aç kalan, susuz kalan, nimet bulamayan insanların da ne hallere düştüğünü, ne halde olduklarını bize öğreten, çocuklarımıza, yavrularımıza, hepimize öğreten bir eğitim dönemidir Ramazan ayı. Yine Ramazan ayında ailemizle geçirdiğimiz zamanı ve onun nasıl değerli halde kullanılması gerektiğini öğrenmekteyiz. Ömrümüz hızla geçip giderken zaman kavramı bu anlamda bizim için
bir yanılsamayı da ifade etmektedir. Zira zaman çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. İşte ilerleyen bu zaman dilimi içerisinde ömrümüzün ne şekilde kullanılması gerektiğini de bir plan ve program içerisinde yaparak, fırsatları kaçırmadan, bir insan ömrüne tekabül edecek içerisinde barındırdığı Kadir Gecesi'ni de ihya ederek, çocuklarımızla birlikte bu eğitim dönemini en başarılı bir şekilde geçirmenin arayışları içerisinde olmalıyız. Ve nihayet son 10 gününü idrak ettiğimiz bu Ramazan ayında, değerli izleyicilerim, gelin biz de ailemizle, çocuklarımızla Ramazan ayından biraz daha fazla istifade etmenin yönlerine ve arayışları içerisinde olalım. Olalım ki bizler de Ramazan ayının sonuna vardığımız zaman inanmış bir şekilde orucunu tutmuş, Allah'ın mağfiretine ulaşmış, Allah'ın rahmetine ve bağışlanmasına ulaşarak elde etmiş müminler olarak geçmiş günahlarımızın bağışlandığı bir Ramazan bayramını hep birlikte ihya edelim. Varsa küçük, ufak dargınlıklarımız, lütfen bunları giderelim ve barış elini uzatan, sevgi dalını uzatan, yaklaştıran el bizim elimiz olsun diyelim. Küslükleri kaldıralım, dargınlıkları giderelim ve bir aile olmanın, mutlu olmanın, huzurlu olmanın tadına, lezzetine İslam'ın güzellikleriyle birlikte inşallah varalım. Ben de bu süreyi zaman açısından bana ayırdığınız için ve beni dinlediğiniz için siz kıymetli dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Hepinize şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Şimdiden Rabbim Kadir Gecenizi mübarek eylesin. Rabbim tüm ailelerimize huzur, mutluluk, sağlık ve esenlikler versin. Çocuklarımıza hayırlı gelecekler nasip eylesin. Rabbim ülkemizi ve dünyayı içerisinde bulunmuş olduğu bu sağlık probleminden de bir an evvel çıkarsın ve önceki bayramlarda olduğumuz gibi birlikte aynı sofra altında büyük babasıyla, dedesiyle, ninesiyle, halasıyla, yengesiyle, akrabalarıyla, kuzenleriyle birlikte aynı sofra altında huzurlu bir ailenin yaşamanın lezzetine ve tadına varalım. Hepinizi tekrar Allah'ın selamı ve rahmetiyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.